Merhaba arkadaşlar, ben İngilizce öğretmenim Nurullah Öktem. Sizlerle birlikte yeni bir seriye başlıyoruz. İleri düzey metin tercümeleri yapacağız. Ve bu metinlerde kimi zaman ünlü bir kişinin hayatını, kimi zaman bilimsel gerçekleri veya tarihle alakalı metinleri inceleyeceğiz. İleri düzey sınavlara hazırlık yapan arkadaşlarımıza oldukça faydalı olacağını düşünüyorum. Tüm metinleri tek tek tercüme edeceğiz. Ve bu videoları izlerken tercüme yönünüzün de gelişeceğini hissedeceksiniz. Videolarda izleyeceğiniz, gördüğünüz cümleleri lütfen durdurun. Önce kendiniz tercüme edin. Daha sonra da yapılmış tercüme ile kıyaslama yoluna gidin. Umarım faydalı bir seri olur diyorum ve hemen ilk dersimize başlıyoruz. Despite her French name, Fransızca olan adına rağmen Marie Curie's story didn't start in France. Marie Curie'nin hikayesi Fransa'da başlamadı. Her road to Paris and success was a hard one. Paris'e ve başarıya giden yolu zor bir yoldu. Yolculuk diye de yorumlanabilir. Şimdi bir kıyaslama yoluna gidecek arkadaşlar. As equally worthy of admiration as her scientific accomplishments. Ne kadar hayranlık uyandırıcı onu anlatmaya çalışıyor bilimsel başarıları kadar hayranlık uyandırıcıydı diyor. Şimdi tüm metni toparlayalım ve tercümeyi bir kez daha yapalım. Paris'e ve başarıya giden yolu, yolculuğu, zorluğu ve bilimsel başarıları kadar da hayranlık uyandırıcıydı. Şimdiki cümlemiz biraz uzun bir cümle olduğu için parçalara ayırıp daha sonra birleştireceğiz. Born Maria Salomea Sklodowska in 18 67 in Warsaw, Poland, she faced some daunting hurdles. Birinci kısım Polonya'ya kadarki kısım olsun. 1867 yılında Varşova, Polonya'da doğan Maria Salomoa Sklodowska. She faced some daunting hurdles kısmını tercüme edelim. Daunting hurdles, göz korkutucu, zor anlamında. Hurdles, engeller, engellemeler. Bazı zorlayıcı engellemelerle karşılaştı. Bu kısmı da tercüme ettik bu engellemeleri biraz açacak. Both because of her gender, hem cinsiyeti nedeniyle, and her family's poverty, hem de ailesinin yoksulluğu nedeniyle. Bu da bir kenarda dursun. Burayı da açıklayacak çünkü. Which stemmed from the political turmoil at the time. Ki bu da o dönemdeki siyasi karmaşadan kaynaklandı. Peki tüm cümleyi toparladığımızda nasıl bir tercüme ortaya çıkar? Bir nefeste onu da söylemeye çalışalım. 1867 yılında Varşova, Polonya'da doğan Maria Salomea Sklodowska hem cinsiyeti hem de ailesinin yoksulluğu nedeniyle o sırada siyasi kargaşadan kaynaklanan bazı zor engellerle karşı karşıya kaldı. Şimdiki cümlemizi iki parça halinde inceleyip birleştirelim. Her parents, deeply patriotic Poles, lost most of their money supporting their homeland. Patriotic, vatansever anlamındadır arkadaşlar. Cümlemizin tercümesine başlıyoruz. Son derece veya derinden vatansever olan, vatansever Polonyalılar olan ebeveynleri, anne ve babası paralarının çoğunu vatanlarını desteklerken kaybettiler. Cümlenin ikinci kısmı in its struggle for independence from Russian, Austrian and Prussian regimes. Bağımsızlık mücadelesinde kime karşı? Rus, Avusturya ve Prusya rejimlerine karşı olan bağımsızlık mücadelesinde. Şimdi birleştirelim cümleyi. Son derece vatansever Polonyalılar olan ebeveynleri Rus, Avusturya ve Prusya rejimlerinden bağımsızlık mücadelesinde vatanlarını desteklerken paralarının çoğunu kaybetti. Her father a math and physics professor and her mother, headmistress of a respected boarding school in Russian occupied Warsaw. Buraya kadarki bölüm cümlenin öznesini anlatıyor. Yani anne ve babayı. Matematik ve fizik profesörü olan babası ve Rus işgali altındaki Varşova'da saygın bir yatılı okulun müdüresi olan annesi anne ve babanın yaptığını anlatalım şimdi. Instilled aşılamak, instilled in their five kids, beş çocuklarını aşıladılar. A love of learning, bir öğrenme sevgisi aşıladılar. They also imbued them with an appreciation of Polish culture which the Russian government discouraged. Ayrıca Rus hükümetinin gözlerini korkuttuğu veya vazgeçirmek istediği Polonya kültürünün takdirini takdir edilmesini onlara aşıladılar. When Curie and her three sisters finished regular schooling, they couldn't carry on with higher education like their brother. Curie ve üç kız kardeşi düzenli eğitimi bitirdikten sonra erkek kardeşleri gibi yüksek öğrenim ile devam edemediler. The local university didn't let women enroll. Enroll biliyorsunuz kayıt yapmak anlamında Yerel üniversite kadınların kayıt yaptırmasına izin vermedi and their family didn't have the money to send them abroad Yerel üniversite kadınların kayıt yaptırmasına izin vermedi ve ailelerinin de onları yurt dışına gönderecek parası yoktu Their only options were to marry or become governesses Onların tek seçenekleri evlenmek ya da mürebbi olmaktı. Mürebbi öğretmen biliyorsunuz. Curie and her sister Bronislava found another way. Curie ve kız kardeşi Bronislava başka bir yol buldular. The pair took up with a secret organization called Flying University or sometimes Floating University. İkili Uçan Üniversite veya bazen Yüzen Üniversite adlı gizli bir organizasyonla ortaya çıktı, çıka geldi veya meşgul oldu. Tamamı doğrudur. Şimdi oldukça uzun bir cümleye giriş yapıyoruz. Parçaları ayırmamız gerekiyor arkadaşlar. En son toparlamasını yapacağım zaten. Fittingly, given the English abbreviation, the point of FU was to stick it to the Russian government and provide a pro-Polish education in Polish expressly forbidden in Russian controlled Poland. Evet, oldukça sağlam bir cümle arkadaşlar. Bir nefeste çevirmekte zorlanabiliriz bu nedenle ikiye ayıralım. Fittingly, uygun bir şekilde given the English abbreviation İngilizce kısaltması göz önüne alındığında. The point of FU burada amaç diye çevirebiliriz point'i. The point of FU was to stick it to the Russian government. İngilizce kısaltması göz önüne alındığında FU'nun amacı onu rus hükümetine bağlı tutmak and provide a pro polish education in polish eski polonya eğitimini lehçe olarak sağlamak ama nerede expressly forbidden in russian controlled poland açıkça rus kontrolündeki yasaklı polonyada şimdi toparlayalım hepsini uygun bir şekilde İngilizce kısaltması göz önüne alındığında FU'nun amacı onu rus hükümetine bağlı tutmak ve açıkça Rus kontrolündeki yasaklı Polonya'da eski Polonya eğitimini lehçe olarak sağlamaktı. Eventually the sisters hatched a plan. Hatch a plan plan yapmak, kurnazca bir plan yapmak anlamında. Sonunda kız kardeşler bir plan yaptılar demiş olduk şu ana kadar. Şimdi planı biraz daha açacağız. That would help them both get the higher education. Her ikisinin de yüksek eğitimi almalarına yardımcı olacak bir plan yaptılar. Yüksek eğitimi biraz daha açıyoruz. The higher education they so desperately wanted. Aşırı derecede istedikleri yüksek eğitim. Bu parçaları bir araya getirerek tercümemizi tamamlıyoruz. Sonunda kız kardeşler her ikisinin de veya ikisinin de aşırı derecede istedikleri yüksek eğitimi almalarına yardımcı olacak bir plan hazırladılar. Curry would work as a governess and support Bronislava's medical school studies. Curry bir mürebbi olarak çalışacak ve Bronislava'nın tıp fakültesindeki eğitimini, çalışmalarını destekleyecekti. Then Bronislava would return the favor once she was established daha sonra brnislava işe yerleştirilince veya yerleştirilir yerleştirilmez bu iyiliğe karşılık verecekti curie endured years of misery as a governess but the plan worked curie bir mürebbi olarak sefalet yıllarına dayandı ama plan işe yaradı in 1891 she packed her bags and headed to Paris and her bright future. 1891'de çantalarını topladı ve Paris'i ve parlak geleceğini gitti. At the University of Paris, Curie was inspired by French physicist Henri Becquerel. Paris Üniversitesi'nde Curie Fransız fizikçi Henri Becquerel'dan esinlendi. In 1896, he discovered that uranium emitted something that looked an awful lot like, but not quite the same as X-rays, which had been discovered only the year before. Which'e kadarki kısmı tercüme edelim arkadaşlar. 1896'da uranyumun X ışınlarına aşırı derecede benzeyen ancak aynısı olmayan bir şey yaydığını keşfetti. Henry böyle bir keşifte bulunmuş. Şimdi cümlenin ikinci kısmına başlayalım. X ışınlarını biraz daha açacağız. X-rays which had been discovered only the year before. X ışınları da bir önceki sene zaten keşfedilmiş. Şimdi toparlayalım bütün cümleyi. 1896'da uranyumun sadece bir yıl önce keşfedilen X ışınlarına aşırı derecede benzeyen ancak aynısı olmayan bir şey yaydığını keşfetti. Intrigued, Curie decided to explore uranium and its mysterious rays as a PhD thesis topic. Meraklanan Curie, bir karar veriyor to explore uranium and its mysterious rays. Uranyumu ve gizemli ışınlarını keşfetme kararı veriyor. As a PhD thesis topic. Doktora tezi konusu olarak bunları keşfetmeye karar verdi. Baştan toparlayayım. Meraklanan Curie, uranyum ve gizemli ışınlarını doktora tezi konusu olarak keşfetmeye karar verdi. Eventually, she realized whatever was producing these rays was happening at an atomic level. Sonunda bu ışınları üreten her şeyin atom seviyesinde gerçekleştiğini fark etti. Veya bu ışınları her ne üretiyorsa onun atom seviyesinde gerçekleştiğini fark etti. Ki bu durumda nedir? Şimdi onu toparlayacağız. An important first step to discovering that atoms weren't the smallest form of matter. Ki bu durumda atomların en küçük madde biçimi olmadığını keşfetmek için önemli bir adımdı. It was a defining moment for what Curie would eventually call radioactivity. Bu durum sonunda Curie'nin radioactivity diye adlandıracağı, çağıracağı bir dönüm noktasıydı. Around the same time, yaklaşık olarak aynı zamanda, Curie met and married her French husband Pierre. Curie, Fransız eşi Pierre ile tanıştı ve evlendi. Şimdi Pierre'in vasıflarını anlatacağız. Pierre nasıl birisidir? An accomplished physicist, başarılı bir fizikçi, who abandoned his own work and joined his wife's research. Eşinin araştırmalarına katılan ve kendi işini terk eden Başarılı bir fizikçi. Pierre böyle birisi. Tanıştılar ve evlendiler. The two started examining minerals containing uranium and pitchblende, a uranium-rich ore, and realized the latter was four times more radioactive than pure uranium. Tercüme başlamadan önce pitchblende kelimesine özellikle bakmanızı istiyorum. Bu kelime benim ilk defa gördüğüm bir kelime. Sözlükten baktığımızda Türkçe peşplent diye geçtiğini de gördük. Bunun dışında uranyum cevheri de deniliyor. Dolayısıyla bunlardan birini kullanacağım tercümede. Buna hazır olun. Diğer bir kelime de rich or or cevherdir zaten. Bilinmesi gerekir. Başlayalım tercümemize. İkili uranyum bakımından zengin bir cevher olan peşplendi veya uranyum cevherini ve de Uranyumu içeren mineralleri incelemeye başladı. And realized the latter was four times more radioactive than pure uranium. Burayı tercüme edelim şimdi de. Ve ikincisinin saf uranyumdan dört kat daha radyoaktif olduğunu fark ettiler. They reasoned some other element must be in the mix mantık yürüterek neyi düşünmüşler? Başka bir elementin de bu karışımda bulunması gerektiğini. Sonra bir şey yapıyorlar. Sending those radioactive levels through the roof. Bu radyoaktif seviyelerini çatıdan gönderen başka bir elementin karışımda olması gerektiğini düşündüler, buldular. And they were right. Ve haklılardı. After processing literally tons of peach blend. Burada literally kelimesine dikkat edelim arkadaşlar. Çok fazla geçen bir kelime. Harfi harfine ya da e, tam olarak diye de gerçekten bile diyebilirsiniz bu kelime için. Kelimenin tam anlamıyla da diye yorumlanabilir. Böyle farklı şekillerde kullanılabilen bir e, sözcük. Şimdi bunu da içine alarak tercümemizi yapalım. Keliminin tam anlamıyla tonlarca uranyum cevherini işlemden geçirdikten sonra they discovered a new element yeni bir element keşfettiler and named it polonium ve ona da polonyum adını vermişler after marie's native poland marie'nin yerlisi olduğu polonya nedeniyle buna bu elemente polonium adını verdiler They published a paper in July 1898 revealing the find. Temmuz 1898'de veya 1898'in Temmuz ayında bu bulguyu ortaya çıkaran bir bildiri yayınladılar. And just five months later ve sadece beş ay sonra they announced their discovery of yet another element, radium, found in trace amounts in uranium ore. Ve sadece 5 ay sonra yeni bir element olan radyumun keşfini açıkladılar, ilan ettiler. Found in trace amounts in uranium ore. Burayı da ilave edelim ve tercümemizi tamamlayalım. Ve sadece 5 ay sonra uranyum cevherinde eser miktarda bulunan başka bir element olan radyumu keşfettiklerini açıkladılar. In 1903, Curie, her husband and Becquerel won the Nobel Prize in physics. 1903 yılında Curie, kocası ve Becquerel Nobel Fizik ödülünü kazanmışlar. Ne alanında ne üstüne for their work on radioactivity. Radyoaktivite üzerine yaptıkları çalışmalar nedeniyle aldılar bunu. Bu durumun bir neticesi var. Making Curie the first woman to win a Nobel. Ki bu durumda Curie'yi Nobel ödülü kazanan ilk kadın yaptı. Tek cümlede toparlamaya çalışalım. 1903'te Curie, kocası ve Becquerel radyoaktivite üzerine yaptıkları çalışmaları nedeniyle Nobel fizik ödülünü kazandılar. Ki bu durum Curie'yi Nobel kazanan ilk kadın yaptı. Tragedy struck just three years later. Trajedi sadece 3 yıl sonra vurdu, başlarına geldi veya gerçekleşti. Yorum katıyorum şu anda. Pierre, who had recently accepted a professorship at the University of Paris, died suddenly after a carriage accident. Tercümesini rahatlıkla yapabileceğimiz bir cümle. Son zamanlarda Paris Üniversitesi'nde profesörlüğü kabul eden Pierre bir araba kazasından sonra aniden öldü. Curie was devastated by his death. Curie eşinin ölümünden dolayı mahvoldu. Yet she continued her research. Yine de araştırmalarına devam etmiş. Ne yaparak devam etmiş? Şimdi bunu görelim. Filling Pierre's position and becoming the first woman professor at the university yerin pozisyonunu doldurarak ve üniversitedeki ilk kadın profesör olarak araştırmalarına devam etti. In 1911, Curie won her second Nobel Prize. 1911'de de ikinci Nobel ödülünü kazandı. This time in chemistry, bu defa kimyada, for her work with polonium and radium. 1911'de Curie polonium ve radium ile yaptığı çalışmalarla bu kez kimyada ikinci Nobel ödülünü kazandı diyerek tercüme edebiliriz. She remains the only person to win Nobel prizes in two different sciences. İki farklı bilimde Nobel ödülü kazanan tek kişi olmaya devam ediyor. Curie racked up several other accomplishments from founding the Radium Institute in Paris where she directed her own lab to heading up France's First Military Radiology Center during World War I and thus becoming the first medical physicist. Şimdi bu cümleyi parçalar halinde tercüme edelim. Birinci kısımda rack up kelimesi toplamak anlamında Curie'nin birçok başarıyı elde ettiğinden bahsediyor. Daha sonra Radyum Enstitüsü'nü kurmuş Paris'te ki burada kendi laboratuvarını yönetiyor. Daha sonra da Fransa'nın Birinci Dünya Savaşı'nda ilk askeri radyoloji merkezini kuruyor. Yani kendi laboratuvarı olan Radyo Enstitüsü'nden ta Fransa'nın ilk radyoloji askeri radyoloji merkezine kadar uzanan yelpaziyi anlatacağız ve son cümlede de bunu yapmakla birlikte ilk tıbbi fizikçi olması gerçekleşmiş oluyor. Buraya kadarki tüm başarıları bir cümlede toparlamaya çalışalım. Curie Paris'teki araştırmacıları kendi Nobel'lerini kazanan kendi laboratuvarını yönettiği yer olan Radyum Enstitüsü'nü kurmasından, Fransa'nın Birinci Dünya Savaşı sırasında ilk askeri radyoloji merkezini kurmasına ve böylece ilk tıbbi fizikçi olmasına kadar birçok başarıyı elde etti, kazandı, topladı. She died in 1934 from a type of anemia that very likely stemmed from her exposure to such extreme radiation during her career. 1934'te bir tür anemiden dolayı vefat ediyor, öldü. That very likely ki bu çok büyük ihtimalle stemmed from den kaynaklanmak her exposure maruz kalışından to such extreme radiation during her career kariyeri boyunca ra, böylesine fazla miktarda radyasyona maruz kalmasından kaynaklanıyor çok büyük ihtimalle. Peki tek nefeste nasıl toparlayabiliriz bu cümleyi? 1934'te büyük olasılıkla kariyeri boyunca böyle aşırı radyasyona maruz kalmasından kaynaklanan bir tür anemiden öldü. In fact, her original notes and papers are still so radioactive that Aslında orijinal notları ve kağıtları hala o kadar radyoaktif ki they are kept in lead-lined boxes. Kurşun kaplı kutularda tutuluyorlar bundan dolayı. And you need protective gear ve koruyucu donanıma ihtiyacınız var. To weave them. Onları görmek için. Evet arkadaşlar oldukça uzun bir metni birlikte tercüme etmeye çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Umarım bu serinin ilk videosunu beğenmişsinizdir. Yorum kısmına yorumlarınızı yazarsanız çok memnun olurum. Bunun dışında hala abone olmayan arkadaşlarımızı da abone olmaya davet ediyorum. Bu video bu kadardı. Yepyeni videolarda tekrar görüşünceye dek şimdilik hepinize hoşçakalın diyorum arkadaşlar.